Selamlar sevgili, sevgili dostlar. Bakın, bunlar pepino fidanlarımız. Çiçek açmaya başlamışlar. Ancak bu çiçekler budanmadan meyve tutmaz. Açar dökülür. Benim pepino fidanım çok karşılaşıyoruz. Benim pepino fidanım çiçek açtı, neden dökmedi? Bunların çiçek dökmemesi için güzel budanması lazım. Bakın. Şuralar olduğu gibi budanması gerekiyor. Yani bunda da aynı domateste olduğu gibi koltuk altı almak vardır. En güzel sağlam dallardan 2-3 tane bırakıp hatta yapraklarını da böyle köküyle budamak vardır. Bakın böyle köküyle budayacağız. Koltukları alacağız. Böyle tamamen tertemiz yapmamız gerekiyor. Yoksa meyve alamayız. Yani burada bir yerde birkaç dal bırakmıyoruz. Dalları da alıyoruz. Dallar çiçekli olabilir. Ama almak zorundayız. Dallar ziyan olmaz bakın. Bu aldığımız dallar aynı böyle olduğu gibi ıslak bir toprağa dikelim, sulayalım, bir sefer su verelim, tamam orada devam eder oluşmaya. Ancak bunların tamamen teferruatlı şekilde budanması lazım. Şimdi saksıda olanları biz şöyle 3 kök bırakıyoruz. Şöyle diğerlerini alıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi 3 kök bırakıyoruz. Diğerlerini alıyoruz. Ama böyle sırada iple falan bağlayan yapanlar bunları tek dal olarak alırlar. Bakın şimdi bunu böyle bırakırsak bu sadece ot olur. Ot olur. Bunları böyle tek dala kadar indireceğiz. Yani bir saksıda 3 dal bırakabiliyoruz. 4 dal bırakabiliyoruz. 2 bırakıyoruz ancak seralarda bunları tek dal bırakıp ipe bağlarsak çok daha güzel olur. Çiçeklerin hemen İki dal bırakmayacağız üç tane. Üç dal sadece tek dal olacak. Yani şurada bakın şunları alıyoruz. Alıyoruz. Şu dalda sadece bir göz bırakıyoruz. O gözü ancak besliyor. Bunları yine şey yapabiliriz yani fide yapabiliriz. Bak şöyle bu gördüklerinizi böyle buradan alıyoruz. Şöyle en sağlamını bırakıyoruz. Şöyle. Evet. Bakın şu koltuklarını da şöyle temizliyoruz yaprak üzerlerini. Bunlar her gün çıkabilir. Şimdi bakın sizinle bir daha sefere bakacağız bunu. Bunda sağlam çiçekler oluşacak. Şöyle yapıyoruz. Onun gibi bir tane de şurada bırakıyoruz. Şöyle şunu da şey yapıyoruz, alıyoruz. Yani güzelce budamamız gerekiyor. Bunları kıyacağız, bunları alacağız, bunlardan bir tarla yapacağız. Herkese saygılar ve sevgiler. Pepino'nun nasıl budandığını çok önemli, birçok kere sordular. Çiçek döküyor. Bakın bu kadar yoğunlukta çiçek açsa da bu çiçekler zayıf olur, bunları dökebilir. Bakın bu kadar kalabalıkta çiçekler dökülebilir. Aynen domates gibi. Bu diyeceğiz. Şöyle tek dal bırakacağız. Bak ben bunu kıyamadım. Bir tane daha bıraktım aşağısında. Ama tek dal olması gerekiyor. Bizim yerimiz yok saksılarda. Bakın bunlar böyle ebedi meyve vermezler. Çiçek açarlar falan. Biz bunun fidesini de yetiştirdiğimiz için çok fazla şey yapmadık. Bakın. Şuralar hep alınacak böyle. Evet kolay gelsin sevgili dostlar. Pepino'nun nasıl budandığını kısaca göstermek istedik ama gösterebildiysek tabii. Kim ne anladıysa. Bu meyve vermez. Şöyle aşağı döker. Aşağı döker. Meyve vermez.
Bakın bunlar şimdi yarın sabah geldiğimizde hemen değişir. Çünkü aşağıdan beri su gelip direktman çiçeğe gidiyor. Bakın. Şu da almayacak şimdi. Müsait değilim almak için. Evet, herkese saygılar ve sevgiler sunuyorum. Allah'ın selameti bereketi üzerinize olsun. Anlatabildiğim kadar yardımcı olmaya çalıştım. Son olarak demek istediğim şöyle. 3 tane anadal yahut da 4 tane anadal burada bırakırsak. Bakın şöyle saksıda 4 tane anadal bırakırsak. Uçlarını tepeye kadar, çiçeğe kadar alıyoruz. Tepede de 3 tane 4 tane yaprak bırakıyoruz. Domateslerden koltuk alıyorlar falan. Onlar yani domates yetiştiricileri bunları bilirler. Uf, Allah'ım sana şükür. Bugünler işlerin yoğun olduğu günler, çalışma günleri. Tarla ekme biçme günleri. Çiçeklerini çok çoktur, bir sürü çiçek göstermiştik yani size. Hani paylaşmıştık sosyal medyadan. Efendim şöyle çiçekti, böyle çiçekti. Evet, o çiçeklerden kalanlar şimdi bunlar. Sevgili dostlar ama tabii bunların kaldığına şahit değiliz. Bak burada bir tane gidiyor. Ve aşağıda giden bir sürü vardır. Ama yine de kalana Allah bereket versin. Bakın burada dökülüyor. Çiçeklerim döküldü diyenler için aklıma geldikçe video paylaşıyorum. Öyle rutin olarak birden her şey aklıma gelemiyor. Birinde bir şey anlatırken diğerini kaybediyorum. Bu gördüğümüz portakal. Çok çiçekleri vardı bak, çok vermişti ama. Sevgili dostlar, döktü. Ama dökmesinde bizde de suç var. Şimdi başka yere gidiyoruz. Bunu susuz bırakıyoruz. Susuz hiçbir şey yetişmez. Susuz bırakmayacağız. İşte benim yaprakları sarardı, limonumun çiçeklerini döktü diyorsak bunların tamamı o su dökme yani susuz kalmaktan da olabilir ama sade su dalında değildir, başka şeyleri de vardır ama suyu birinci etapta suyunu eksik bırakmayalım, susuz bırakmayalım. Bakın sevgili dostlar, şimdi bunlara su koyduk. Su altında bekletmiyoruz. Ancak bizimkileri terasta akşama kadar bu su gidecek bu sular. Yani kökü çürütene kadar beklemeyecek. Bakın susuz bırakmışız bunu. Dalları, meyveleri hepsi gitmiş. Yeniden filizlenmeye başladı. Saslarımızın su tüketmesine göre sulayacağız. Bizimki de terasta olduğu için. Terasta suyu haliyle güneşin altında olduğu için suyu çok bitiriyor. Erken bitiriyor. Dün de suladık, bugün de suladık. Bakın bu yapraklar dökülmüş. Bakın yeni filizler açıyor. Susuz bırakmışız. Hani size derler ya, ay fazla sulamayın çiçeğe döker. Bu burada değil, terasta değil, saksıdakiler değil. Su vermeden mi daha çok döker. Bakın filizleniyor, su vermeye başladık. Bunlara su yokken hepsi yaprağını maprağını döktü, ölüyorlar. Su verdi, kurtardık. Siz de su verip kurtarabilirsiniz bakın. Burada
canlılara gösteriyoruz bakın. Bunun altında, altlarında su beklemeyin diye, bekletmeyin diye defalarca uyarıyoruz, söylüyoruz. Ancak bu terasta, saksıda bu suyu bir günde besliyor. Yarın akşama burada hiç su yok. Yani bugün akşama burada hiç su yok. Yarın bizden bir daha su isteyecek. Onun için suyunu da ihmal etmeyeceğiz. Mesela şuraya bir bakalım bakın. Bakın şurada ne görüyoruz? Bunda o kadar çiçek vardı ki susuz bırakmamaya çalışıyor. Susuz bıraktık mı hemen meyveler sararıp dökülüyor. Su önemli. Hani yanlış anlamıyorum. Bazen fazla sulamayın derler. Haklıdırlar derler ama biz de ona göre yanlış anlamayacağız. Ona göre anlayacağımızı anlayacağız. Portakal filanımız. Bunların kökü bahçede yerde değil. Bunlar su alamazlar. Bunların kökündeki su bitti, işleri bitti. Hemen bakmışsın yaprakları sararmış, meyveleri dökülmüş, yaprakları dökülmüş falan filan. Ve benim gibi sonra yeniden böyle, bakın yeniden çiçek açıyor. Yedi verendir bunlar. Yani kısaca suyunu dengeli verelim, eksik etmeyelim. Çiçekteyken suyunu biraz daha az verebiliriz. Tamam, bunu kabul ediyoruz. Çiçekteyken suyu biraz daha az olabilir ama susuz bırakmaktan korkalım, kaçınalım. Susuz bıraktık mı sadece meyveyi değil ağacımızı da kaybederiz. Onun için çok suya çok önem vermek lazım. Bakın bu sabah suladık ya, sulamasak battık da battık. Yani bunlar hep gider. Sulamadık mı gidiyorlar maalesef. Bir kısmını sulamadım. Dallar mallar ziyan olmaya başladı. Hani yanlış anlama. Bahçedeki ağacımızı çok fazla çiçekteyken sulamayabiliriz. Bu normaldir. Ama terasta böyle saksıda güneşin altındaysa saksımız direktman güneş ona vuruyorsa mahvolur. Olduğu gibi kurur. Netice böyle olur bakın. Susuz kalmış, yaprağı sararmış, meyvesi sararmış ve sevgili obrizi dostlar, yani burada amacım video çekmek değildi. Şöyle sabah çıktım bahçeye bir bakayım ne var ne yok dedim. Ama işi biraz uzattık herhalde. Bu videoyu da sizlerle paylaşacağız herhalde. Terastaki limon bahçemizdeyiz. Şeyle pepino'nun nasıl budanmasıyla başladık. Sonra suyu esirgemeyelim dedik. Açıktaki saksılarımıza devamlı kontrol edelim. Altları nemli kalsın. Susuz kalmasınlar. Şimdi misal olarak söylüyorum. Bunlar suludurlar. Bakın yemyeşildirler. Şu biraz susuz kalmış. Bu susuz kalmış. Ve bu yine susuzlanmış. Sabah ötekileri suladım da bunu sulayamadım. Derken burada bakın kaymak ağacı var. Kaymak ağacının geçen de meyvelerini de göstermiştim. Diğer videolarda. Bilmeyenler için tekrar anlatayım ve bunun için de tamamen başka bir video çekmemiz gerekecek. Çünkü bu çok önemli bir çiçek bakın. Çiçek olarak da çok önemli. Meyve olarak da çok önemli. Bakın sevgili dostlar, bu kaymak ağacı
Köremizde kaymak ağacı diyorlar buna. Bu kaymak ağacının bir özelliği var. Yanında eşi olmadan döllenme yapmaz. Çiçek açar. Çiçek açar, açtığı çiçeği döker. Meyve vermez. Ama çiçek olarak da ben bunu çok seviyorum. Çiçek olarak da çok güzel bir ağaçtır. Görüyorsunuz bu mübarek çiçekleri. Şuraya bakın, yani bu çiçekler böyle süper bir hava veriyor bunlara. Şurada geliyoruz. Bakın burada başka çeşitli. Bunların hepsi ayrı ayrı çeşitli. Bakın bir çeşit de başka burada var. Bu meyve vermedi ama verecek mi vermeyecek mi sonra göreceğiz. Şimdiden daha şey yapmadı. Bakın. Bir diğer özelliği de bunun. Bunu budarsınız böyle. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Bakın. Bu yaprak dökmez. Böyle. Süper. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Bahçede büyümez. Bodur ağaç olur. Hem çiçek verir hem meyve verir. İkisi de çok güzel. Meyvesi de çok güzel. Çiçeği de çok güzel. Ben ikisini de seviyorum. Kaymak ağacı bu. Meyvelerde göreceğiz inşallah. Herkese saygılar ve sevgiler sunuyorum. Bakın az önce gördüğünüz pepinoyu burada budadık. Bakın. Budanmadan önceki çiçekler çok zayıf. Bunların hiçbiri meyve olacak değil. Ancak şimdi yeniden gelecek çiçekler görmeye değer olacak. Saygılar, sevgiler.